Tembihnameler yayınlanırdı eskiden. Devlet Ramazan'a çok önem verir ve Ramazan-ı Şerif'in huzur, bolluk, bereket içerisinde geçmesi için her türlü tedbiri alırdı. Aldığı tedbirlerin halk tarafından da bilinmesini isterdi. Görevlilerin de bilmesini isterdi ve bunun için Ramazan Tembihnamesi adı verilen emirnameler yayınlanırdı. Şimdi size Sultan Abdülaziz devri tembihnamelerinden birisini aktaracağız. Osmanlı Devleti'nin Ramazan ayının huzur içerisine geçmesi için aldığı tedbirlerden bir tanesi tembihname yayınlamaktı. Bu tembihnamelerde fiyat politikaları, yol güvenliği, gece güvenliği, uyulması gereken kurallar, camilerde uyulması gereken hadiseler, sakınılması gereken meseleler, güvenlik görevlilerinin, devlet görevlilerinin yapması gerekenler, esnafın yapması gerekenler, vatandaşın yapması gerekenler gibi pek çok husus ayrıntılı olarak anlatılırdı. Ve 2. Mahmud döneminden itibaren bu bir gelenek halini almıştı. Ramazan tembihnamelerine örnek olarak seçtiğim ve sizlere aktaracağım tembihname Hicri 1278 tarihli. Miladi olarak 1861-62 yıllarına denk geliyor. Sultan Abdülaziz'in yayınlamış olduğu bir tembihname. Bakalım Sultan Abdülaziz Ramazan ayında hem vatandaştan hem devlet görevlilerinden neler istiyor, nelere dikkat edilmesini emrediyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle cümlenin her vakitten ziyade iktisab-ı mesubata riayet ve edibane harekete dikkat eylemeleri farizadan olmakla bazı tenbihat ve ihtirata iktidar olunur. Yani Ramazan-ı Şerif diğer aylardan çok farklıdır ve bu münasebetle dikkat edilmesi gereken bazı hususlara işaret edilir diyor. Elimdeki tembihname yaklaşık 9 maddeden oluşuyor. İlk maddesi şu hükmü ihtiva ediyor. Veli nimetimiz, padişahımız, efendimiz hazretlerinin bazı cevami-i şerifi hümayunları şeref vukuu olacağı memul olmakla adab-ı ubudiyetten olduğu üzere cümlenin tazimat-ı faika ve vezaif-i ubudiyete dikkat ve musaraat gösterecekleri bir iştibah olmasıyla beraber güzergah-ı hümayuna tesadüf olundukta herhalde kaide-i edebiyeye menafi hal ve hareketten iştinap olunacak. Yani Padişahımız Ramazan ayı boyunca bazı cevami-i şerif-i hümayun, yani Selahaddin camilerini, büyük camilerini ziyaret edecektir. Bu noktada hepimizin edebe, yani adab-ı muaşerete dikkat edilmesi ve gerekli tazimatın, hürmetin gösterilmesi önemlidir ve buna dikkat edilsin deniyor. İkinci madde ise şu hükmü ihtiva ediyor. Sayeyi asayiş vayeyi Hazreti Şahane'de cümlenin kemale asayiş ile cevami-i şerife ve mahalli sairede imrar-ı efkat-ı eylemelerine diyecek olmayıp şu kadar ki çarşı içinde ve Sultan Bayezid ve Aksaray ve Üsküdar ve Tophane ve Şehzade başına doğru yol üzerinde kain dükkanlarda ve hususuyla Beyazıt'ta ve Şehzade başındaki kahve ve çaycı dükkanlarında oturulmak memnun. Burada özellikle vurgu yapılan meydanlar var, merkezler var ve Beyazıt bunların başında geliyor. Beyazıt, Aksaray, Üsküdar, Tophane ve Şehzadebaşı da zikrediliyor. Burada dükkanlarda, çaycılarda, kahvelerde yol üzerine oturulmaması ve gerekli hususlara dikkat edilmesi isteniyor. Yine kahveci, çaycı vesaire esnafın yasaklara, yani kurallara karşı dikkatli olmaları, dükkanda oturanların derhal memuriyeti zaptiye tarafından münasip sürelerle dükkanların kapatılmaları, kendileri dahi bu kurallara uymazsa dükkan sahiplerinin dahi
cezalandırılacağı ikinci maddenin devamında ortaya konuluyor. Ayrıca arabalar dahi zikrolunan mahallelerde, yani biraz önce zikrettiğimiz meydanlarda, güzergahta, sokak ortalarında durmayıp gezecekler. Yani yolu tıkamayacaklar. Hareket halinde yapmaları gereken vazifelerini yapacaklar. Ama halkı rahatsız edebilecek bir tıkanıklığa, trafiği tıkayacak bir duruşa sebebiyet vermeyecekler. Üçüncü maddemizde ise Sultan Abdülaziz şu tenbihatta bulunuyor. Bu tenbihata menafi hal ve harekette ve durup oturması memnu olan mahallelerde hem kim görülür ise Bab-ı Valay-ı Ser Askeriye'ye ve Cenab-ı Zaptiye'ye verilen ruhsat ve memuriyeti katiye icabınca hatır ve gönüle bakılmayarak bu müsüllüler karakola memur olan zabitan ve memuriyeti zaptiye taraflarından derhal kaldırılacak. Yani diyor ki bu kurallara uymak herkesin görevidir. Uymayanların makamı, mevki, konumu, ilişkisi ne olursa olsun bunlar gözetilmeyecek ve emrin gereği yapılacak. Tembihnamenin dördüncü maddesi ise kadınlarımızla ilgili. Bakalım tembihatnamede kadınlarımızla ilgili hangi hükümler yer alır? İfa-i salat, yani namazın ifası ve istimai vaaz, vaazların dinlenmesi ve nasihat için taife-i nisa, yani hanımlar, kadınlar taifesine Sultan Ahmet ve Şehzade ve Laleli Cevami-i Şerifesi, yani camileri öteden beri mahsus hükmünde olmakla, yani öteden beri bunlar hanımlara tahsis edilmekle, kadınlar bu cevamiden gayri bir cümle camilere gitmeyecekler. Yani Ramazan'da bazı nasihat dinlemek isteyen, sohbet dinlemek isteyen hanımlar bu zikredilen öteden beri Ramazan ayında kendilerine tahsis edilen bu camilere, Sultanahmet, Şehzade ve Laleli Camii'ne gidecektir. Ve şöyle devam ediyor tembihatnamenin dördüncü maddesi. Namaz vaktinden başka ve hademe-i cevamiden gayrı bu cevamiye erkeklerin duhulu caiz olmayacak. Namaz vakti dışında ve cami görevlerinin dışında bu camilere erkekler girmeyeceklerdir. Taife-i nisa münhale adab, açık saçık heyet ve kıyafete gezmeyecek ve nihayet saat 11'den sonra sokaklarda kalmayacak. Yani kadınlar da kıyafetlerine dikkat edecekler. 11'den sonra sokaklarda bulunmayacaklardır. Dördüncü madde şöyle devam ediyor. Geceleri arabalı ve arabasız cemiyetli yerlerde hiçbir kadın girmeyecektir. Kadınların bazı eşya almak için çarşı içinde ve gerek sahil mahallelerde dükkan ve mağazaların içine girmeyip alacağı her neyse dükkanın önünde edebiyle durup istediği şeyi bil mübayağı derhal mahalline adet edecektir. Yani istediği şeyi satın alıp gitmesi gereken yere gidecektir deniliyor. Sultan Abdülaziz tembihnamesinin 1278, 1861, 62 tarihli tembihnamesinin dördüncü maddesinde. En azından şimdi okuduğumuz tembihnamede bu maddeler yok ama konulara göre daha rahat ve kolay anlaşılsın diye bu maddeleri biz ihdas ettik. Beşinci maddemiz teravih namazları ile ilgili. Cümlenin her vakitte ve alel husus Ramazan'da cami-i şerifeye azimet ve cemaatle ifa-i salat-ı mefruzaya devam ve riayet etmeleri ve teravih vakti me'muren bir mahalle gidip gelen hademeden maade bir güne hizmet ve maslahatı olmayanlar dükkanlarına oturmayıp civar bulunan cevami-i şerifeye azimetle eda-i salat-ı teravihe musaraat eylemeleri lazım gelecek ve namaz vaktinde dükkanlarına ikamet için adem kabul eden esnafın dahi balada olduğu vecihle kezalik dükkanları kapattırılıp teyiplerine bakılacaktır ve geceleri kimse fenersiz sokaklarda gezmeyip fenersiz tutulanlar haklarında mukaddemce neşr olunan tembihatın hükmü icra kılınacaktır. Hulasa deniliyor ki namaza camilerde devam etmek önemlidir ama Ramazan-ı Şerif'ten
daha da önemlidir. Ve herkesin Ramazan-ı Şerif'te teravih namazına ve diğer farz namazlara dikkatle devam etmeleri gerekir. Namaz vakitlerinde de dükkanların açık olmaması, dükkanlarda insanın toplanılmaması sağlanmalıdır. Özellikle geceleri, tabii o zaman bugünkü gibi sokaklarda elektrik yok, lamba yok, her taraf ışıl ışıl değil, bekçi, polis yaygın değil ve doğabilecek herhangi bir güvenlik problemine karşı herkesin fenerli olarak sokağa çıkması tavsiye ediliyor. Ve fenersiz çıkanlar hakkında da işlem yapılacağı belirtiliyor. Altıncı madde biraz eğlenceye düşkün olanlarla ilgili. Bakalım Sultan Abdülaziz Ramazan Tembihnamesi'nin 6. maddesinde ne emrediyor? Saz ve hayyal olan mahallelerde herkes ırz ve edebiyle oturacak ve cemi vakitte merkum olan kumar ve emsali misüllü ba'iyat memnu olmakla bazı hane ve kahvehanelerde toplanıp bu misüllü hareketleri görünen olur ve mahalle aralarında bir huzur edecek evzada bulunur ise kanunen tedip olunacaklar. Gayet açık sanıyorum, anladınız ne söylendiği. Tembihnamenin 7. maddesi oruç, yemekle ilgili. Cümlenin özrü sahihi şer'isi olmadıkça sıyama devam etmeleri. Yani herkesin şer'i bir özrü olmadığı sürece oruç tutmaya devam etmeleri lazım geleceği misüllü, özrü sahihi şer'isi olanların ise, yani şer'an oruç tutmaması caiz olanların ise çarşıda ve aleni surette nakz-ı siyam eyledikleri görülür ise, yani oruç tutmadıkları, gelişi güzel din işlikleri görülür ise derhal mücazat-ı kanuniyeleri icra kılınacaktır. Yani kanunun cevaz verdiği işlemler yapılacak. Tembihnamenin 8. maddesi temizlik imandandır hükmünü hatırlatan bir mahiyet taşıyor ve sokakların, caddelerin, dükkanların, camilerin her tarafın güzelce temizlenmesi gerektiği belirtiliyor. Her zaman tenzifat ve tathiratın icrası lazım gelen ve sokak üzerlerine ve öteye beriye süprüntü döküp bırakmak, taaffünat-ı müstezim olarak hıfz-ı sıhhat-ı umumiyeye dokunacağı, yani çöplerin, pisliklerin sokak üzerlerine bırakılması, gerekli temizliklerin yapılmaması, umumi sağlığı zedeleyeceği, sağlık kurallarına aykırı olacağı için her vakitte ve alel husus Ramazan-ı Şerif'te, yani her gün her ay bunun gözetilmesi gerekir ama bilhassa Ramazan-ı Şerif'te büyük ve küçük sahibi hane ve esnaf dükkanları, yani hane sahiplerinin ve esnafların sokaklarını süprüntü ve müstekrih, yani geri kötü şeylerden tathire ikdam edeceklerdir. Yani temizlemeye öncelik vereceklerdir. Ve fişenk atmak ve mahtap yapmak gibi muz'iç ve halkı bir huzur edecek şeylerden de tevekki ve mübaadet olacaktır. Yani ne diyelim? Rastgele havai fişek atılmayacak, gürültü patırtı çıkarılmayacak, mizacı yani huzuru bozacak, halkı rahatsız edecek, korkuya sevk edecek gösterilerden de uzak durulacaktır. Ve dahi bunların hilafına hareket edenler kanunun gerektirdiği çerçevede tedip olunacaktır. Yani cezalandırılacaktır. Tenbihatın son maddesi kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Sultan Abdülaziz başladı, saydı. Bunlar yapılacaktır diye yapılması gerekenleri anlattı. Şimdi ise memurlarına bu kuralları uygulaması gerekenlere ise şu emri veriyor. Tenbihat-ı meşruha sureti katiyyede olarak buna memurları tarafından alet devam dikkat olacak. Yani bu tenbihatlar, bu uyarılar, bu kurallar bunu uygulamakla görevli olan memurlar tarafından dikkatli bir şekilde takip edilecek, düzenli bir şekilde izlenecek ve gereği yapılacaktır. Tenbihata muhalif evza ve hareketi görülür ve memurları canibinde
vazife-i memuriyetlerini ifada ve icralarında muhalifane harekette bulunan olur ise teydibat-ı lazimiye-i kanuniyelerine bakılmak dahi mukarrerdir. Yani bu kanunların uygulanmasında ihmali olan, kusuru olan, el çabukluğu yapan, suistimal eden her kim olur ise kanunen onların da haklarından gelinecektir. Ve tembihnamenin son cümlesi. Bu keyfiyet cümlenin malumu olmak ve hilaf-ı tenbihat, hal ve hareketlerden ittika ve mübadet olunmak üzere iş bu varakeyi mansusayı tabd-ı neşr ve ilan olun. Şimdi soru şu. Tamam, padişah bu emri yayınladı. Ama bu emrin uygulanması için halkın bilmesi lazım, esnafın bilmesi lazım, memurun bilmesi lazım. Yani cümlenin bilmesi lazım ki herkes kuralların ne olduğunu ve bu kurallara uymadığı takdirde nasıl bir muameleye maruz kalınacağını bilsin. Eğer muhatap hukuktan ve kanunun gereğinden haberdar değil ise zaten ona işlem yapmak da bir başka kanunsuzluk ve hükümsüzlük. İşte duymadım, görmedim, bilmedim, haberim yoktu. Ne yapayım mazeretine karşı da devlet bütün gücüyle elinden geleni yapıyor ve her tedbiri alıyor. Neler mi yapıyor? Takvim-i Vekayı gazetesine ilan ediyor, basıyor. Broşür hazırlayıp dağıtıyor. Minarelerden duyuruyor. Bütün devlet görevlilerine yazıyor. Esnafa haber veriyor. Ayrıca sokaklarda, caddelerde, meydanlarda tellallar tarafından duyduk, duymadık demeyin diye başlayan nidalarla uzun uzun ve defaatle okunuyor. Laf aramızda aslında bunları duymasa bile vatandaş yıllardır uygulanan bir gelenek olduğundan az çok meseleden haberdar ve alması gereken tedbiri de zaten biliyor. Bilmemek biraz işin kaçamaktadır.